6. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 134 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1346. GAP ile meydana gelen değişimler aşağıda verilmiştir. I. Şanlıurfa, kısa zamanda pamuk üretiminde ülke birincisi olmuştur. 2. Proje ile yapılan baraklardan 7'si Türkiye'nin elektrik ihtiyacının 3'te 1'ini karşılamıştır. 3. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin fark edilmesini sağlamıştır. Buna göre GAP'ın projesinin etkisiyle gelişme gösteren ekonomik faaliyet türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. Tarım, ulaşım, enerji. B. Sanayi, enerji, turizm. C. Tarım, enerji, turizm. D. Ulaşım, sanayi, eğitim. Cevap C. 7. Devletin sağlık, güvenlik ve adalet gibi temel hizmetleri yerine getirmek için yaptığı harcamaların önemli bir kaynağı, topladığı vergilerdir. Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgi doğrultusunda yapılan hizmetler arasında gösterilemez? A. Baraj yapılması. B. Yolların yapılması. C. Limanların yapılması. D. Özel hastanelerin açılması. Cevap D. 8. Milli Eğitim Programımızın temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeye çalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal hayatta bizzat faal ve faydalı, verimli elemanlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğretimin uygulamalı bir şekilde olmasıyla mümkündür. Atatürk, bu sözleriyle aşağıdaki insan özelliklerinden hangisini vurgulamıştır? A. Gözlemci. B. Nitelikli. C. Hoşgörülü. D. Demokratik. Cevap B. 9. Müzik alanına ilgim ve yeteneğim var. Seslerin inceliklerini algılayabiliyorum. Müzik aleti kullanabiliyorum. Sesimi iyi bir şekilde kullanabiliyorum. Bu senin özellikleri dikkate alındığında, aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygun olur? A. Mühendis. B. Ressam. C. Müzisyen. D. Diş hekimi. Cevap C. 10. Devletin millet ve ülkeye karşı yerine getirmeye mecbur olduğu görevlerini yapabilmesi için gereken giderlere bireyin katılma payıdır. Bu cümlede yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A. Vergi. B. Adalet. C. Eğitim. D. Askerlik. Cevap A. 11. İnsanlar ihtiyaçlarını genellikle doğal kaynaklardan karşılar. Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar, insanların bilinçsizce kullanımı sonucu büyük zarar görmektedir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bu durumdan daha az zarar gördüğü söylenebilir? A. Ormanlar. B. Güneş enerjisi. C. Verimli araziler. D. Doğal su kaynakları. Cevap B. 12. Tarım ürünleri kimi zaman gıda, kimi zaman sanayide ham madde olarak kullanılmaktadır. Dokuma sanayisinde ham madde olarak kullanılan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A. Çay. B. Mısır. C. Pamuk. D. Ayçiçeği. Cevap C. 6. sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 134 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.